Merhaba arkadaşlar. Hasta çocukların gelişimi ve eğitimi dersiyle karşınızdayız. Ünite 1, akut klinik hasta olan çocuklar hakkında bilgi vereceğiz. Bu üniteyi tamamladıktan sonra akut ve kronik kavramları tanımlayabilecek, çocuklarda sıklıkla görülen akut klinik hastalıkları sıralayabilecek, akut ve kronik hastalıkların çocuklar üzerindeki etkilerini açıklayabilecek, akut ve kronik hastalıkların tedavisinde yapılması gerekenleri açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Hastalıklar ikiye ayrılmaktadır. Kronik hastalıklar ve akut hastalıkları. Bu ders kapsamında akut hastalık olarak kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği, kızıl, zatüre, altıncı hastalık, idrar yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, tonsilit, bronşit, bronşiyodit hastalıklarını ele alacağız. Kronik hastalıklar olarak kronik öksürük, astım, epilepsi, fenilketonuri, tasedemi, kronik böbrek yetmezliği ve diyabetten kısaca bahsedeceğiz. Akut hastalık, ani gelişen herhangi bir kaza, yaralanma sonucu ortaya çıkan, kısa süreli süren, tedavisi mümkün olan hastalıklar olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, yüksek bir yerden düşen bir çocuğun kolunu kırması, boğaz enfeksiyonu geçiren bir çocuğun öksürmesi, bunlar akut hastalık olarak tanımlanmaktadır. Akut hastalığı anlatırken iki kavram sürekli karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri ateş, diğeri ishaldir. Ateş küçük çocuklarda ve bebeklerde kasıktan ve rektal yoldan ölçülebilmektedir. İnsanlarda vücut ısısını koruma yeteneği bulunmaktadır. Genellikle normal vücut ısısı 36-37 derece arasında gözükmektedir. Vücut ısısının 38 dereceye geçmesi ateş olarak adlandırılmaktadır. Ateş, yüksek ateşle karşılaştığımız zaman önce çocuğun kıyafetleri çıkartılmalıdır. Daha sonra ılık su ile tüm vücudu, özellikle baş, boyun, koltuk altları gibi bölgeler yıkanmalı ve kurulanmamalıdır. Kesinlikle alkol ve sirke gibi şeyler kullanılmamalı, sadece su kullanılmalıdır. Ateş meydana geldiği zaman iştahsızlık, halsizlik, kalp atışlarında ve solunumda hızlanma, baş ağrısı, huzursuzluk, üşüme, titreme ve terleme gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. İshalde günde 3 defadan fazla soluk kıvamlı dışkılamadır. Yaygın olarak ishal 6 ay ve 2 yaş grubu çocuklarda görülmektedir. Ülkemizde ise yaygın olan ishal 0-4 yaş grubu çocuk ölümleri neden çocuk öden ölüm nedenleri arasında 5. sıradadır. 6. aydan daha küçük bebeklerde kızamık görülmez. Anneden geçen antikorlar 6 aya kadar koruma sağlar. Kızamık olan hastalar ortalama olarak döküntüler olmadan önce 4 gün ve döküntüler olduktan sonra 5 gün bulaşıcı risk taşımaktadır. Kızamık, bulaşıcı ve virüs etkenli bir hastalıktır. Mevsim olarak daha çok kış ve ilkbahar aylarında gözükmektedir. Korpik lekeler nokta şeklinde olup, kızamık hastalığa özgü lekelerdir. Yatarak dinlenmek şarttır. Özellikle ateş düşene kadar yatmaları gerekmektedir. Ortalama 7-10 gün arası sürmekte ve dinlenme bu süre arasında önerilmektedir. Hasta çocuğun yattığı oda sık sık havalandırılmalıdır ve temiz hale getirilmelidir. 3 dönemi bulunmaktadır kızamığın. Birincisi kuluçka dönemi, ikincisi prodromal dönem, üçüncü ise döküntü dönemidir. Kuluçka dönemi ortalama 7-14 gün sürmektedir. Prodromal dönem ortalama olarak 4-5 gün sürmektedir. Korpik lekeler bu dönemde gözükmektedir. Döküntü dönemi yüz ve kulak arkasında başlar, enseden vücuda doğru yayılır. Döküntülerin ayakları inmesiyle yüz bölgesindekiler kahverengi bir renk alarak sönmeye başlamaktadır. Bu kızamık hastalığı gözükürken çocuğun odası aydınlatılmalı, ya aydınlatılması hafif olmalı, çocuğu rahatsız etmemelidir. Çok soğuğa maruz kalmaması ve bol vitaminli yiyecekler tüketmelidir. Kızamıkçık hastalığı ise kızamık gibi virüslerin etkili olduğu, ancak döküntülerin daha açık renkli ve hastalık seyrinin daha hafif olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Kuluçka dönemi ortalama 10-21 gün arasında değişmektedir. Hamilenin ilk 3 ayında geçirilen kızamıkçık, bebekte erken doğuma veya doğumsal birçok anormalliğe sebep olabilmektedir. Özellikle bir tedavisi yoktur. Kaşınmaya karşı pudra ve antihistaminik ilaçlar kullanılabilir. Özellikle kızamıkçıkta pembe renkli döküntüler olarak görülmektedir. Ve döküntülerden önceki günlerde boyun arkası, arka kısmı, kulak arkası ve başın arka kısımlarında bezeler oluşabilmektedir.
Kaba kulak hastalığı ise tek veya çift taraflı olarak kulak altlarındaki tükürük bezlerinin şişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Hafif ateş, yutma güçlüğü, kulak ağrısı ve iştahsızlık belirtilerinden diğer belirtileridir. Yapılması gerekenler ise yatarak dinlenmesi gerekmektedir. Özel bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastalık sırasında beslenme, sulu, acı ve ekşisi olmayan gıdalarla sağlanmalıdır. Ağrı şikayetleri ve ateş için ağrı kesici, ateş düşürücü kullanılabilmektedir. Su çiçeği, Varicella zoster virüsünün neden olduğu döküntülü ve oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Salgınlar genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülür. Direkt temas, hava ve hastanın salgılarıyla bulaşır. Bir kere geçirdikten sonra yaşam boyu bağışıklık sağlar. Tedavi olarak ise ateş düşürücü kullanılabilir. Özel bir tedavisi yoktur. Kaşıntıları rahatlatmak amacıyla rahatlatıcı merhemler kullanılabilir. Kızıl hastalığında ise bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle 2-10 yaş arasında görülmektedir. Damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Kuluçka dönemi 2-5 gündür. Tedavi olarak antibiyotik ve ateş düşürücü kullanılabilir. Yatarak dinlenilmesi önerilir. Döküntülerin sonlanmasıyla oda havalandırılmalı. Yatak örtüleri tamamen değiştirerek temizlenmelidir. Zatürre hastalığı ise akciğer enfeksiyonudur. Genellikle üst solunum yolları enfeksiyonuyla başlar ve akciğere inerek zatürreye neden olmaktadır. Tanısı fizik muayene ve röntgenle konulabilir. Tedavi olarak bakteriyel tipte olanların antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Ancak virüslere karşı etkin bir tedavisi olmadığı belirtilmiştir. Ateş olduğu dönemde yatak istirahati önemlidir. Hafif giysiler giydirilerek oda ısısı ayarlanmalıdır. Ağız ve burun temizlenmelidir. Bol sıvı ve proteinli gıdalarla beslenmelidir. Altıncı hastalık ani başlayan yüksek ateş ve vücutta döküntüler en belirgin özelliğidir. Genellikle 6. ay ve 15. ay arasında çocuklarda görülmektedir. Sıklıkla bahar aylarında görülmektedir. Ateş sonrası gül rengi döküntüler meydana gelir ve 24 saat içerisinde de kaybolur. Ortalama 3-7 gün sürmektedir. Ani gelişen ateşle ortaya çıkan bu hastalık için öncelikle ateşi kontrol altına almak gerekmektedir. Ateş 3-4 gün devam edebilmektedir. Bu nedenle ateş düşürücüler, ılık duş ve bol su tüketimi önerilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonun belirtileri ateş, kusma, sık sık idrara çıkma, karın ağrısı, ağırlı idrar yapma, iştahsızlık, menis soluklu, bulanık görünümde idrar. Bunlar en önemli belirtileridir. Tedavi olarak antibiyotik kullanımı gerekmektedir. İdrar torbası ve böbreklerin bulunduğu kısma sıcak su uygulanabilir. Bol sıvı tüketimi sağlanmalıdır. Ateşi varsa ateş düşürücüler kullanılabilir. Doktor muayenesi şarttır idrar yolu enfeksiyonunda. Orta kulak iltihaplanması belirtileri bebekler ağrıyan yeri bilmedikleri için sürekli bir ağlama gerçekleştirmektedir ve uzun soluklar için başlarını sağa sola çevirdiği görülmüştür. Küçük çocuklar ise ellerini ağrıyan kulaklığın üzerine koyarak anlaşılabilir. Tedavisi enfeksiyonel bir bakteri kaynaklı olduğu için genellikle parasetamol içerikli ağrı kesici ve antibiyotik verilerek tedavisi sağlanabilir. Yatarak değil, dik pozisyonda beslenmeli. Ağrılı dönemde yumuşak ve sıvı yiyecekler verilmeli. Lokal sıcak uygulama yapılmalı. Ağrıyan kulağın üstüne yatırılmalıdır. Tonsilit, bademciklerin iltihaplanmasıdır. Belirtileri ise bademciklerde büyüme, kızarma, üzerine beyaz sarı iltihaplarla kaplanması en önemli belirtilerinden biridir. Tedavisi bakteriyel enfeksiyona antibiyotik kullanımı, ağız gargarası yapılmalı, yatarak dinlenmeli, ateş varsa ateş düşürücü kullanılmalı, bol sıvı gıda tüketimi, bol vitaminli yiyecek tüketimi sağlanmalıdır. 39 dereceye geçen ateş, öksürük, koyu kıvamlı balgam, kusma, solunum güçlüğü en önemli belirtilerinden, diğer kalan belirtilerinden biridir. Bronşit, soluk borusunda akciğere giden ikiye ayrılmış kolların her birine bronş adı verilmektedir. Belirtileri öksürük, ateş, balgam, boğaz ağrısı belirtilerinden biridir. Tedavisi ise genellikle hastanede tedaviye gerek yoktur. Hastalar genellikle sırt üstü pozisyonda ve başta hafif daha yukarıda daha rahat ederler. Ateş düşürmek amacıyla ateş düşürücüler kullanılabilir. Balgamın atılımını sağlamak amacıyla öksürüğü kesici ilaçlar kullanılması çok tavsiye edilmez. Hastanın bulunduğu ortamın havalandırılmış, temiz olması çok önemlidir. Bronşiyolit özellikle 2 yaş altı dönemde görülmektedir. Bebeklerde en sık görülme zamanı 2-6 ay arasındadır. Hastaneye yatış gerekmektedir. Bunun nedeni belirtilerin bazen haftalarca devam ediyor olmasıdır.
hastalık nedeniyle beslenme problemlerine yol açması ve daha farklı enfeksiyonlara zemin hazırlaması gibi nedenlerdendir. Tedavisi ise hafif seyretinde evde tedavi önerilebilir. Beslenme önerileri verilir ve rahat nefes almaları sağlamak amacıyla şurup önerilebilir. Orta seyrettiğinde ise klinikte ayaktan tedavi edilir ve rahatlatıcı şurup verilir. Hastalık takip altına alınır, geçmesi yatarak tedavi edilir. Ağır seyrettiğinde ise hastaneye yatılarak tedavi edilebilir. Kronik hastalıklar ise uzun sürede devam eden, yavaş ilerleyen, kişi yaşam standartlarını etkileyen, genellikle tam tedavisi mümkün olmadığı, kalıcı hasarlara sebep olabilen hastalıklardır, kronik hastalıklar. Çocuklarda sık görünen kronik hastalıklar şunlardır. Kronik öksürük, astım, epilepsi, fenilketonuri, tasarımi, kronik böbrek yetmezliği ve diyabettir. Kronik öksürük 8 haftayı açan öksürük kronik olarak tanımlanmıştır. Kronik öksürüğü tanı ve değerlendirilmesinde öksürüğün başlangıç yaşı, sıklığı, süresi, kurumu, balgamlı mı olduğu, çocuğun beslenme öyküsü, alerji hikayesi, ailede tüberküloz görülme durumu ve geçirdiği enfeksiyonlar çok önemlidir. Astım, solunum yollarının daralması, şişmesi, balgam oluşması, yabancı maddelere karşı alerji, örneğin ev kiri, kedi tüyü, nem, psikolojik durumlar astımın nedenler arasında sayılabilir. Tedavi iki tür ilaç kullanılmaktadır. Birincisi solunum yollarındaki kasları gevşeterek hava yolunun genişlemesini sağlayan rahatlatıcı gruptaki ilaçlardır. İkincisi ise korumaya yönelik ilaçlardır. Epilepsi hastalığı nöbet anında yapılabilecek önlemler çocuk güvenli bir yere yatırılmalıdır. Şekil 1'de görüldüğü gibi. Hava alabileceği bir alan oluşturulmalı, etrafına toplanılmamalıdır. Kıyafetleri rahat, nefes alabileceği şekilde gevşetilmelidir. Kasılmalarla meydana gelen hareketler engellenmemelidir. Uyandırılmaya, ayıltılmaya çalışılmamalı, sadece kendine zarar verebileceği durumlardan engellenmelidir. Çenesi kilitlendiyse sert bir cisimle dişleri aralanmalı, dilinin solunum yolunu tıkamaması engellenmelidir. Epilepsi, beyinde bazı bölgelerin nöronların uyarılabilirliğinin artması sonucu meydana gelen anormal bir elektrik yayılımı ve bu durumda oluşan tekrarlayan nöbetin oluştuğu bir durumdur. İki tür tedavi bulunmaktadır. Birincisi ilaç tedavisi, ikincisi cerrahi tedavidir. Fenilketonuri, fenilinin enziminin tam ya da tama yakın eksikliği sonucu gelişen, erken dönemde tanı konularak tedavinin başlatılmadığı, çocuklarda ağır zeka ve gelişme geriliğine yol açan, genetik geçişli metabolik bir hastalıktır. Akraba evliliklerinin sık olması nedeniyle Türkiye'de de oldukça sık görülmektedir. Tedavisi yaşamın ilk günlerinden itibaren başlatılan özel diyet ile neden olduğu zeka geriliği gibi durumlar önlenebilmektedir. Talasemi yani Akdeniz anemisi. Kansızlık oluşmasına neden olan etmen ise kanda bulunan alveol yapılarının hemoglobin moleküllerindeki yapısal bozukluktur. Talasemi minör yani talasemi taşıyıcılığı, talasemi majör ve talasemine intermedia olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Çocuk sahibi olmadan önce uzman doktorların görüşmeleri ve prenatal tanı merkezlerine başvurması gerekmektedir. Böbrek yetmezliğinin tedavisi, ilaç tedavisi, düzenli beslenme, diyaliz ve böbrek naklidir. Diyabette ise iki tip diyabet grubu bulunmaktadır. Bunlardan biri tip 1 diyabet, İkincisi tip 2 diyabettir. Tip 1 diyabet yapılması gerekenler kilo ideal ölçü ulaştırılmalıdır. Uzman tarafından belirlenen beslenme programındaki besinler alınması ve belirlenen saatlerde yenmesine özen gösterilmelidir. Basit şekerlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Kişi özel egzersiz programları yapılmalıdır. İnsülin enjeksiyonu düzenli olarak kullanılmalı ve düzenli aralıklarla kan şekeri ölçümü yapılmalıdır. Tip 2 diyabet ise yapılması gerekenler beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve yaşam tarzının daha sağlıklı olacak şekilde düzenlenmesidir. Egzersiz programları günlük rutine yerleştirilmeli ve kişiye özgü belirlenmelidir. Akut kronik hastalıklarının aile ve çocuklar üzerindeki etkileri ise hastalığın seyri ve tedavisiyle ilgili bu belirsizlikler çocuklarda korku ve kaygı yaratmakta, bunun sonucunda depresyona neden olabilmektedir. Tüm bu ruhsal durumlar ve problemler çocukların hastalıkların tipine, derecesine, seyrine, hastalığın getirdiği sınırlılıklara ve çocukların yaş dönemlerine göre değişiklik gösterebilmektedir.